Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Evet kıymetli FM TV izleyenleri, bir el ver programıyla sizlerle birlikteyiz. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyoruz. Evet, Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun diyoruz. Programımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz kıymetli izleyenler. Evet, malumunuz olduğu üzere Fatih Medreseleri Vakfımızın yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu faaliyetleri buradan sizlere aktarmakla görevliyiz, mükellefiz bizler. İnşallah Ramazan-ı Şerif ayında yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı sizlere tekrardan ben teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki çalışmalarla alakalı bugün huzurlarınızda olacağız. Rabbim şimdiden hepinizden razı olsun diyelim. Bizleri evinizde misafir ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz kıymetli izleyenler. Evet, ben hemen iletişim bilgileri vermek istiyorum sizlere. 0216 alan koduyla 224 26 26 no'lu hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca 0533 056 86 çift 0 numaralı hattımızdan da yine bizleri arayarak ulaşabilirsiniz kıymetli izleyenler. Bu vermiş olduğumuz numaralar vakfımızın iletişim numaralarıdır. Oradan vakfımızın yardım çalışmalarıyla alakalı, daha önceden yapmış olduğumuz çalışmalar ve önümüzde yapacağımız çalışmalarla alakalı detaylı bilgileri öğrenebilir. Oradan yardım alabilirsiniz kıymetli izleyenler. Malumunuz her hafta olduğu gibi yine vakfımızın yetkili hocalarından bir hocamız stüdyomuza misafir oluyordu. Bugün de inşallah kıymetli Emre Köylü hocamız bizlerle birlikte. Kendisine hoş geldin, sefalar getirin diyorum. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Fatih hocam hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah yardım eylesin inşallah. İnşallah. Gerçekten önemli bir çalışmaya imza atıyoruz hep birlikte. Bunun öncüsü olduğunuz için ayrıca size yardım eden seyircilerimize de hasreten teşekkürler ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Gerçekten önemli bir mesele var önümüzde. Müslümanların acil yardıma ihtiyacı var. Kudüs'ten Arakan'a, Afrika'ya, Afrika'nın derinliklerine, Suriye'ye, Irak'a, Bosna'dan Kafkasya'ya, birçok bölgede Müslümanların sıkıntısını hep birlikte görebiliyoruz. Biz Fatih Medreseleri Vakfı olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret gösteriyoruz. Asli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Rabbim bu konuda bize acil yardım edecek. Biz buna inanıyoruz. İnşallah. Ve seyircilerimizle birlikte gerçekten önemli adımlar attık, atmaya devam edeceğiz. İnşallah kıymetli hocam. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli vakitlerinizi bize ve seyircilerimize ayırdığınız için ayrıca tekrar teşekkür ederiz sizlere. Evet kıymetli izleyenler, tekrardan hatırlatma yapacak olursak inşallah Kurban Bayramı var önümüzde. Rabbim sağ salim bir şekilde, sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir şekilde hepimize ulaşmayı nasip eylesin. Malumunuz Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, bu bayramlar Rabbimizin biz Müslümanlara bahşetmiş olduğu, ikram eylemiş olduğu bayramlar. Ancak bu bayram hep birlikte, yani bayramlar hep birlikte beraberlik içerisinde olursak, birbirimize sahip çıkarsak ancak bayram olabilir. Yani bir yandan bir dilim ekmeğe dahi muhtaç olan insanlar varken bir yandan keyifle yemeğini yiyen veya kurbanını kesmiş rahatında olan bir Müslüman değil de hep birlikte bütün dünya Müslümanlarıyla, bütün Müslümanların derdiyle dertlenen ve onlara sahip çıkan bir Müslüman anlayışıyla olmalıyız ki bizler için, bütün Müslümanlar için bayram olsun. İnşallah malumunuz olduğu üzere Kurban Bayramı'nda da Fatih Medreseleri Vakfı olarak çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz. Yurt dışında ve yurt içinde kurban çalışmalarımız olacak. Onların detaylarıyla alakalı kıymetli hocamız bize detayları aktaracak. Hocam çalışmalarımızla alakalı bilgiler verebilir misiniz? Projemiz hakkında nerelerde kesim yapılacak? Evet. Nasıl olacak? Bunlarla alakalı detaylı bilgi verir misiniz hocam? Evet, evvela kurban çalışmasının üzerinde bir durmamız gerekiyor. Şimdi tabii kurban ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı
çok çok önemli. Kurban neden önemli? Hemen ona kısaca bir değinecek olursak, kurban çünkü o bölgede kesime hazır olan hayvan çok fazla. Ve biz o Müslümanlara, tabi alacak güçleri yok, yiyecek güçleri yok. Sanki Türkiye'de de böyle ama biz farklı sebeplerden dolayı, onlar gerçekten imkansızlıklardan dolayı ulaşamıyorlar. Biz burada kurban çalışması yapıyoruz. Dışarıdaki işte ücretler zaten ekranlarda da yansıyor. Evet. Yurt dışında 575 TL. Fatih medreselerinin yurt dışı kurban kesim bedeli. Bu bedel karşılığında biz izleyenlerimizden bu bedeli vakfımızın banka hesaplarına yatırmalarını rica ediyoruz. Yatırdıkları takdirde bize telefon ediyorlar. Diyorlar ki hocam biz bu ücreti yatırdık. Biz onlardan hemen vekalet alıyoruz. Almış olduğumuz isim ve vekalet üzerine hemen Afrika'daki arkadaşlarımıza bildiriyoruz. Falan isim, falan kişi adına kurbanlar, kurban bayramı yakın olması hasebiyle kurban bayramında kurbanlarını kesiyoruz ve videolarını, resimlerini çekiyoruz. Tabii bu uzak ve internet gibi araçların sıkıntılı olması hasebiyle Afrika'da %100 video ve resimlerini alıyoruz. Ama alamadıklarımız oluyor mu? Tabii ki olabiliyor. Ama alıyoruz. Aldığımızı varsayalım. Resim ve videolarını aldıktan sonra hemen onları hazırlayarak, keserek, güzel bir şekilde seslerini ayarlayarak bize yardım yapan, kurban gönderen bütün bize yardım yapan abilerimize, ablalarımıza bizzatihi telefonlarına bunları gönderiyoruz. Yani kişi ne oluyor? Kendisi bizzat kurbanının kesildiğini görebiliyor. Çok net biçimde. Bu benim kurbanım da böyle, senin kurbanın da böyle. Bu çok önemli. İkinci bir mesele kumanya yardımı. Kumanyalarımızı biz orada sizlerin yardımları karşılığında, onlar da işte ekranlarda bütün arkadaşlarımız bedellerini yazıyorlar. Bunu da aynı şekilde vakfımızın hesabı üzerinden sizden temin ediyoruz. Oradaki arkadaşlarımıza bildirdiğimizde onlar hemen hazırlıklarını yapıyorlar. İşte bir kamyon, bir pick-up, efendim bir taksi veya bir tır, neyse artık sizin yardımlarınıza bağlı bu. Ne kadar yardım alabilirse o kadarını hemen hazırlıyoruz. Ve işte ekranlarda da gördüğümüz üzere Fatih medreselerinin hazırlamış olduğu o kolilerde kapı kapı dolanıyoruz, çadır çadır dolanıyoruz. Oradaki fakirlere, çoluğu, çocuğa, herkese dağıtıyoruz bunu. Ve oradaki insanlar hakikaten bundan istifade ediyor. Yine Kur'an-ı Kerim meselesine gelecek olursak, herkes aynı şekilde, özellikle Kamerun'a, Uganda'ya hocalarımız gittiğinde şu kadar bir tahta parçasının üzerine Kur'an sayfasını bir kömür, bir kalem gibi bir şeyle yazarak oradan ezberleyip onu bir derede yıkayıp kurutup tekrardan yazıp tekrardan ezberliyor. Yani bir kapaklı ciltli bir Kur'an-ı Kerim'inin olması onlar için büyük bir hediye. Şimdi biz burada bir efendim arkadaşımızın, eşimizin, dostumuzun bir çocuğu olduğunda, bir eve taşındığında bir kutunun içerisine Kur'an-ı Kerim koysak yani adeta yüzü düşer. Yani hani bu mu, yani bunu mu aldın bana gibi. Oradaki insanlar için bu adeta bize büyük bir beyaz eşyayla gelmiş adam mesela hediye. Onun kadar değerli, hatta daha da değerli. Daha da değerli. O kadar kıymetli, o kadar kadri büyük. Bir Kur'an-ı Kerim. Kaç para bir Kur'an-ı Kerim? Herkesin evinde birkaç tane vardı. Kur'an-ı Kerim bedeli de yine ekranlarda yazıyor. Aynı sistemle biz bunların yardımını alıyoruz. Ve orada bastırıp bir şekilde bir yerlerde basımını, işte merkezi yerlerde bunlar bulabiliyoruz. Bastırıp bizzat kırsal kesimlerine giderek orada dağıtımını
gerçekleştiriyoruz. Bu da çok önemli bir yardım. Evet. Peki kıymetli hocam, çalışmalarımız aynı zamanda hem Afrika'nın iki bölgesinde olacak. Hem Uganda'da, evet, hem de Kamerun'da gerçekleşecek inşallah. Bunu da buradan kıymetli izleyenlerimize hatırlatmış olalım. Hem Uganda'da hem Kamerun'da hocalarımız 18 Ağustos'ta inşallah buradan uçaklara binip gidecekler. Oraya ulaşıp inşallah kurbanlarınızı bizzat yerinde kesecekler. Tabi sadece vacip kurbanlarınız değil, adak, akika, şükür kurbanlarınız da kesilecek bildiğim kadarıyla inşallah. Kıymetli izleyenler, şimdi tabii ki yani sadece önümüz Kurban Bayramı tabii ki, ama normal Kurban Bayramı'nın dışında da bizim Afrikalarda hali hazırda, yani şu anda da arkadaşlarımız, orada olan arkadaşlarımız var. Hali hazırda devam eden faaliyetlerimiz var. Bunu da buradan tekrar hatırlatmış olalım. Yani Afrika'da biz işte dönem dönem, ilk zamanlarda böyle gidiyorduk. 3 ayda bir, işte 2 ayda bir vesaire, ama artık orada arkadaşlarımız var. Devamlı Ramazan, Kurban ve bunların dışında. Yani ben mesela Afrika'da su kuyusu açtırmak istiyorum diyenleriniz olabilir. Bu şekilde bir hayrat yapmak isteyen, bir hayır, bir sebilim olsun isteyen kimseler de yani normal günlerde de, yani sadece Ramazan'da veya işte Kurban'da değil de şu anda bile hayırlarını, yardımlarını bu şekilde ulaştırabilirler. Bunu da buradan tekrardan hatırlatmış olalım. Ben tabii ki VTR'lerimiz var. Ekranlarımıza getireceğiz bunları. Yani yapılan çalışmalarla ilgili olarak örnek açısından nasıl yaptığımızı gösteren VTR'lerimiz, görüntülerimiz var. Ben yönetmenimden rica ediyorum. Kurban kesimiyle alakalı olan VTR'lerimizi ekranlarımıza getirebilir miyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli FM TV izleyicileri, Fatih Medreseleri gönüllüleri, elhamdülillah Fatih Medreseleri Vakfı olarak şu an Uganda'dayız. Kofs yetimhanesindeyiz. 1100 tane yetimin annesi babası olmayan güzel sevimli kardeşlerimiz için buradayız. Onların yemeklerine, yemeklerine katkı olmak amacıyla erzak getirdik. Şekerler, balonlar dağıtıldı. Şimdi de kurbanlar, adaklar kesiliyor. Allah-u Teala şimdiden kabul eylesin. Verenlerden, dua edenlerden, hepsinden razı olsun inşallah. Buradan tüm Türkiye'ye, güzel vatanımıza selamlar diyoruz. Evet. Mehmet Bal. Evet. Mehmet Bal, adak kurbanı 1 Mayıs 2018 Afrika Uganda. Kurban kesimini vekaleti aldım, kabul ettim. Allah kabul etsin. Tekbir. Allah. Halil İbrahim Demir, adak kurbanı 1 Mayıs 2018 Afrika Uganda kesmeye vekil bayındı. Vekalet aldım, kabul ettim. Allah kabul etsin. Tekbir. Allah razı olsun Türkiye. Başla. Fatih Medreseleri Vakfı gönüllüleri, FMTV izleyicileri ve sevenlerinin vermiş olduğu kurbanları Uganda Kampala İli Kof Yetimhanesi'nde 1100 yetimin kullanacağı bu etimi inşallah kesmiş bulundu. Mevla Teala Hazretleri bu hayır sahiplerinin yapmış olduğu bu kurbanı kabul eylesin. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyü ve Alel Vehhab. Amin. Allahümme ecimna minen nâr. Amin. Yaklanna şurur ve şurur. Amin. Hikna bi ibadikel ebrar. Amin. Allahümme bin muhtar indike ve el ahyar. Amin. Allahümme inna bişir kemâmen nîmen. Amin. Allahümme l'afiye. Amin. Hikna hatime. Amin. اشرف النبي وآله وأصحابه ومشاهد كافة. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم ربنا اغفر لي. آمين. آمين. يوم يقوم الحساب. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Amin. Ya Rabbi vatanımızı muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi Türkiye'mizi içeriden ve dışarıdan gelen tüm belaları ve afetlerinden taraf eyle. Amin. Allah'ım şu anda 1100 kişi
kişilik yetimhanedeyiz ya Rabbi. Amin. Yetimlerin hürmetine. Amin. İslam'a Müslümanları birlik eyle. Amin. Sıkıntıları bertaraf eyle. Amin. Burada şu anda kurban kesen abilerimizin. Amin. Ben devası dertlerine devalı nasip eyle. Amin. Borçlarına devalı nasip eyle. Amin. Hastaların acil şifalar nasip eyle. Amin. Evladı olmayanlara evlat ikram eyle. Amin. Ya Rabbi şükürler olsun ki. Amin. Türkiye'den 8000 kilometre öteye. İkram engelli vesile oldum ya Rabbi. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Dualarımızı kabul olmayanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Mehmetçiğimize yardım eyle. Amin. Ya Rabbi dışarıda ve içeride nöbet tutan ve savaşan Mehmetçiğimize güç kıl kuvvet ikram eyle. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Allah razı olsun tüm geçmişin ruhu için. Lillahi Teala'l Fatiha. Amin. Evet kıymetli izleyenler, görmüş olduğunuz gibi orada da bu şekilde toplanarak oradaki çocukların sevinç çığlıkları eşliğinde sizlerin kurbanları kesiliyor. Tabi kesim anını buradan ekranlarımızdan yayınlayamıyoruz yasak olması hasebiyle. Ancak dileyenler, isteyenler, hani hocam sizin kesmiş olduğunuz kurbanları varsa ben bir örneğini görmek istiyorum. Nasıl yapıyorsunuz, nasıl ulaştırıyorsunuz diyenler olursa da yine şu anda ekranlarımızın altında bulunan telefon numaralarından bize ulaşarak örneklerini bizlerden talep edebilirler. Bizler de memnuniyetle sizlere gönderebiliriz kıymetli izleyenler. Bunu da bu arada hatırlatmış olalım. Yani orada sizlerin kurbanlarınız bizzat teker teker hocamız da ifadesinde söylemişti. Kurbanlarınızın videosu ve resimlerini bizzat orada çekerek buraya bizlere ulaştırıyorlar. Bizler de kurbanların sahiplerine ulaştırıyoruz kıymetli izleyenler. Bunu da buradan tekrardan hatırlatmış olalım, ifade etmiş olalım sizlere inşallah rahman. Bu şekilde kurbanların görüntüsüyle, videolarıyla paylaşan, yani şeffaflık anlamında hassasiyet gösteren gerçekten çok fazla sivil toplum kuruluşu yok. Ancak Fatih Medreseleri Vakfı da bunlardan bir tanesi. Bu konuda gerçekten şeffaflık ilkesi hususunda gerçekten hassasiyetimiz en zirve noktada diyebiliriz kıymetli izleyenler. Sizlerin yapmış olduğunuz hayırlarınızı orada insanların insanlara ulaştığına dair, ihtiyaç sahiplerine ulaştığına dair mutlaka ve mutlaka o görüntüleri sizlere ulaştırmaya gayret ediyoruz kıymetli izleyenler. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Şimdiden yaptığımız ve yapacağımız amellerimizi dergah-ı hizmetinde makbul eylesin diyelim. Evet. Kurban kesimi gerçekleştireceğiz dedik kıymetli hocam. Kurban kesiminin dışında orada yapılacak yine bayram olması hasebiyle en güzel faaliyetlerden bir tanesi de bildiğim kadarıyla geçen hafta da buradan ilan etmiştik. Oradaki çocuklara bayramlık hediyesi olacak inşallah. Bu hususta neler söylemek istersiniz seyircilerimize? Evet, şimdi zaten videoda hep birlikte izledik. Zaten gördük. Yani bir de kendi dolabımızı bir hayal edelim şimdi. Çeşit çeşit çorabından, bakın buradan başlayalım. Yani bırak farklı şeyleri. Çeşit çeşit çorabından, çeşit çeşit pantolonundan, çeşit çeşit gömleğinden, ne bileyim montundan, kabanından, hırkasından, yani aksesuarından, ayakkabısından, gözlüğünden, yüzüğünden, yani istediğin her şeye ulaşabiliyorsun. Yeter ki iste, alabileceğin yüzlerce, binlerce marka, ürün, her şey senin elinde mevcut. Ama oradaki insanların, çocukların, bakın yani gördünüz bunları yani. Bizzat görüyoruz. Böyle gidip alışveriş yapabileceğiniz bir mağaza, bir efendim AVM falan yok. Yani varsa da bizim yardım götürdüğümüz bu insanlar oralara gidemiyor zaten. Bizim yardım götürdüğümüz kırsal köyler, mahallelerdeki insanlar sadece karınlarını doyurabilmenin çabasını veriyor. Yani öyle gideyim alışveriş yapayım falan öyle bir şey yok. Yani hani bizim köyler gibi falan da düşünmeyin. Bizim köylerimiz şimdi lüks olmuş yani. Öyle değil.
gerçekten bu haldeler. E şimdi biz sizlerin yardımıyla bir giyim elbise alıp, bunların bedelleri arkadaşlarımız gösteriyorlar. Alıp nedir yani 50 lira, 100 lira, 70 lira, bunlar gerçekten çok basit rakamlar. Oradaki bir yetimin, bir fakirin üzerine bir elbise almanız demek, ona yapılabilecek en büyük iyiliği yapmış oluyorsunuz. En büyük. En büyük ya. Bu kadar. Şimdi bizim çocuklarımızı gözümüzün önüne getirelim. Elbise aldım sana oğlum. Sevinmiyor bile. Niye? Alacaksın tabii yani. Almama gibi bir durumun yok ki. Bir de çocuğuna şu an elbise alman, ne bileyim bir şey alman, ne bileyim eline bir kutu, bir yiyecek, bir güzel bir gıda alman, götürmen. Bunlar lütuf değil. Yani işte oğlum sana tatlı getirdim. Getireceksin tabii, gözüyle bakıyor yani. Ne bileyim oğlum sana bir gömlek aldım falan, bak hadi kıymetini bil. Böyle bir şey, böyle bir kıymet yok. Bunun bir değeri yok. Yok mu? Dene istersen yani. Sadece farkındalık meselesi. Dene istersen, bunun bir kıymeti yok yani. Hele hele pazardan al götür bakayım. Giymez bile. Giymez giymez 10 yaşındaki çocuğuna pazardan çok güzel sıfır bir tane ürün al. Götür oğlum sana aldım de, bu ne ya der, baba bunu mu aldın der, atar yani, giymez. İlla belirli marka olacak, belirli bilmem ne olacak, etiketi sağlam olacak. Ama oradaki insanların bir pazarı bile yok. Ya bunları tabii biz de inanmıyorduk. Yani biz de görmeden, Fatih Medreseleri Vakfı olarak oralara intikal etmeden, bakmadan, yani gerçekten ev var çatısı yok. Ev var çatısı yok, penceresi yok. Evi bulup, çatısını bulup, penceresini bulup, halısını bulamıyor. Halı yok. Yani hani filmlerde olur ya, böyle adam adaya düşer, orada yaşamaya çalışır. Aynı öyle bir hayat var, sadece karın doyurmaya yönelik. Peki neden kalkınamıyor? Kalkınmalarına müsaade edilmiyor. Neden? Çünkü Batı'nın sömürgesi halinde. Sömürge deyince biz farklı anlıyoruz. Hayır ya, öyle değil yani. Bizzat sömürüyor yani. O Batı'nın en büyük sömürge ülkelerinden bir tanesi buralar. Evet. Ekmek vermiyor oradaki insanlara. Yani bir su hattı, şebekesi bile bağlatmıyor. Biz ne yapıyoruz? Su kuyuları açarak orada o insanların en azından bir kaynak suyu içmesini sağlıyoruz. Yani sıkıntının derecesi çok büyük. Hani bu zamanda böyle olur mu diyebilir insan, gerçekten diyebilir. Ama oraları görmeden, yani buna inanırsın doğru, ama oraları gördükten sonra buna inanamazsın. Evet. Gerçekten çok 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 önemli. O yüzden bu yardımları hafife almayalım. Evet. İnsanın zekatı vardır. Böyle bir şey vardı yani, insan zekatını hesaplamalıdır ya. Kardeşim ne kadar malım var? Şu kadar malım var. Ne kadar borcum var? Şu kadar borcum var. Kalan ne? Şu. 40'ta bir zekat, bu kadar basit. Evet. Peki zekatın yok. Birçok insanın zekatı da olmayabilir. Zekat olmayabilir ama bugün sadaka çok büyük bir ibadettir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sadaka belaları def eder buyuruyor. E şimdi bir bak bakayım hayatına, hayatımıza bakalım. Bizim başımızda belalar yok mu? Var. E senin bu belalardan kurtulmaya ihtiyacın yok mu? Sonra gözünün önünde çocuğun var, hanımın var, kardeşin var. Yani bir sıkıntı senin başına gelemez mi? Ayağına taş değemez mi? Ne bileyim trafiktesin, oradasın, buradasın. Yani Allah korusun diyoruz değil mi? Aman Allah muhafaza etsin, Allah korusun, şöyle olsun, böyle olsun. İşte Allah yol gösteriyor. Ben korurum seni ama, aması ne? Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Bir hurma alıyor, bir hurma şöyle, şu parmağın kadardır bir hurma. İkiye bölüyor. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَهُ buyuruyor. Yarım hurmayı dahi sadaka olarak bir başkasına hediye et ki Allah seni ateşten korusun, sıkıntıdan, beladan muhafaza etsin. İşte yolu bu.
Yani 5 lira ne olur deme. 1 lira 1 TL ne olur deme. O seni büyük belalardan muhafaza eder. Evet. Bu çok önemli. Olmaz. Allah rızası için verilen bir sadaka. Buraya dikkat edelim. Evet. Gerçekten bunun faydasını çok fazla görürüz. Hem dünyada hem de ahirette. Hem dünyada hem ahirette. Yani bir de öyle bir şey var. Hem dünyada hem ahirette. Zaten dünyada görüyorsun. Hem belaları def ediyorsun başından. Hem bir huzur ediyorsun. Bereketin artıyor. Malın kıymetleniyor. Allah razı oluyor. Ahirette de sevap kazanıyorsun. Cennette mükafat kazanıyorsun. Yani bu kadar Allah yol göstermiş. Daha ne yapalım yani? Şu demek değil ki ibadet. İşte namaz kıl, hacca git. Bu değil ki İslam sadece. İslam'ın çok sosyal anlamda boyutu vardır. Bir boyutu da budur. İnşallah dikkat edelim. İnşallah kıymetli diyoruz hocam. Yani. İnşallah çok teşekkür ederiz kıymetli hocam. Evet kıymetli izleyenler, özellikle orada çocuklara, yetim ve öksüz olan çocuklara giysi hediyemiz olacak. Yani bayramlık elbise hediyemiz olacak. Tabii ki yetim olmaları hususunda da tabii ki birçok onlara sahip çıkma hususunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şerifi var ama benim en çok dikkatimi çeken ve ekranlardan sizlere sıkça ifade etmiş olduğum bir hadis-i şerifi var ki yetimle ben cennette parmağını göstererek şöyle yani iki parmağını bu şekilde göstererek cennette bu şekilde yan yana bulunacağım diye ifadesi var. Bunun yanı sıra her bir saçının teline bir sevap vardır diye buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Yani bir yetimin başını okşamakta büyük sevaplar var. Tabii ki etrafımızda belki ulaşabilen var, böyle ihtiyaç sahiplerine var ulaşabilen. Onlara bizzat kendisi ulaştırıyor. Bu şekilde olan var ama etrafında ya ben hocam kime ulaştıracağımı bilemiyorum. Yani asıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyorum diyenler olabilir. Onlar da mutlaka bize ulaşsınlar. Gerçekten yani bizler çocuklarımıza yani her bayramlık elbiseler alırken onlara güzellikler yaparken diğer Müslüman kardeşlerimizi de düşünmemiz lazım kıymetli izleyenler. O yavruları da düşünmemiz lazım ki innemel müminune ihvetun buyuruyor Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri. Kardeş olduğumuz için hepimiz birbirimizden mesulüz. Yani onların ayağına bir diken bassa dünyanın bir ucunda bir Müslüman kardeşimizin ayağına diken bassa bizler burada onun sızısını gönlümüzde hissetmeliyiz ve elimizden ne geliyorsa gerek maddi gerek manevi gerek dualarla kiminin maddi durumu olmaz dualarla onlara yardımcı olmaya çalışır. Kiminin maddi durumu vardır o da elinden ne geliyorsa ya 5, 10, 20, 30, 40, 50 yani hiç fark etmez elinden ne geliyorsa bu şekilde kardeşlerimize sahip çıkmak lazım kıymetli izleyenler. Şimdi tabii ki Ramazan bayramında da bize böyle bir orada bayramlık elbise hediyesi çalışmamız olmuştu çocuklar için özellikle. Yine ben onu ekranlarımıza getirmek istiyorum. Oradaki çocukların sevincini ve Türkiye'mize karşı olan ilgilerini, muhabbetlerini, sevgilerini görmek gerçekten beni çok hoşnut ediyor. İnşallah onları ekranlarımıza getireceğiz. Kıymetli yönetmenim, giysi çalışmamızla alakalı VTR'mizi ekranlarımıza getirebilir miyiz? Sevgili severleri, FM TV izleyicileri, şu anda yetim ailedeyiz. Uganda'nın başkenti Kampala'da bir yetim ailede söz verdiğimiz üzere kız yavrularımıza elbise dağıtıyoruz. Elbiselerde neler var? Bir boy elbisesi, ayakkabısı, çorabı, iç çamaşırına kadar her şey elhamdülillah var. Mevla yar ve yardımcı olsun. Hocam şu yavruya bakar mısın? Elbisesinin başında nasıl bekliyor? Şu yavrunun tebessümüne dünyalar bedel. Ya tebessümüne bedel inşallah. Kasa. Bunlara kasa ifadesi gül demektir. O açıdan sizden yapmış olduğum bu çalışma büyük bir çalışma. Efendim Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine yetimi güldürmek, dünyayı güldürmek. Sizin bu güldürmenizle beraber ahirette inşallah karşınıza çıkacaktır. Kıymetli hocam, şu yavrulara bakmak üzere. Hepsi masanın başında oturuyor. Hepsi masanın başında elbiselerini giymek için heyecanla bekliyor.
resimleri, videoları gönderdim. Öyle elbiseler var ki burada elbise değiştirmek nasıl olur biliyor musunuz? Parçalanıncaya kadar. Mevla yar ve yardımcınız olsun. Uganda'dan size selam ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Evet, yerlerini oturtup burada. Allah razı olsun. Ağdan Bey'e başkan kalan üstünü giydirdiler. Elbiselerini. Allah da size Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği libasından takva elbisesi giydirsin. Evinizde haramdan uzak, Allah'ın yasaklarından uzak ve Allah'ın sevdiklerinden zevk alan bir aile ortamı, bir nesil olması Rabbim nasip etsin. Uganda'dan çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Fatih Medrese'yi önünledi Demet Yiğit'sine. Bu yavrularımız post ihtimalisi elbiseyi dağıttık. Ama bu yavrularımıza elçe gelmedi. Bakalım ki böyle. Siz yavrularımıza elçe gelmedi. Bu noktada desteğinizi bekliyoruz. Evet kıymetli izleyenler, sizlerin de görmüş olduğu gibi orada kara kıtanın gerçekten çok kıymetli Müslüman kardeşlerimiz, kara kıtanın insanları, yetim çocukları sizlerin göndereceği, sizlerin ulaştıracağı bayramlık elbiselerle inşallah orada sevinç yaşayacaklar diyelim. Ve bir önceki bayramda dağıtımını gerçekleştirmiş olduğumuz bu giysiler gerçekten oradaki çocukların o sevincini görmeye gerçekten değer kıymetli izleyenler. Rabbim inşallah anlayabilmeyi, idrak edebilmeyi hepimize ikram eylesin. Gerçekten güzel düşündüğümüz zaman, baktığımız zaman yani biz kendi evlatlarımıza gerçekten insanlık hali bazen maddi durumumuz yerinde olmayabilir. Başımıza böyle şeyler gelebilir. Ama kendi evladımıza böyle bir bayramlık alamadığımız zaman içimiz nasıl buruk oluyorsa gerçekten dünya üzerindeki bütün Müslüman kardeşlerimizi de bütün evlatlarımızı da bu şekilde düşünmek lazım. Bu şekilde anlamak lazım diyelim kıymetli izleyenler. Onların Müslüman kardeşlerine karşı muhabbeti, Türkiye'mize karşı muhabbeti ve sizlere karşı olan muhabbetini görmek gerçekten çok güzeldi. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Evet kıymetli izleyenler, yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Programımızı kapatmadan evvel kıymetli konuğum Emre Hocam'a son olarak söylemek istediklerini sormak istiyorum. Kıymetli hocam, seyircilerimize ve bizlere aktarmak istedikleriniz nelerdir? Söylemek istedikleriniz nelerdir hocam? Evet, şimdi yardımlarla alakalı biz Kurban Bayramı'nın yaklaşması hasebiyle kurban sevincini sadece ülkemizde biz değil, burada olan bu Müslüman çocuklarının da bundan istifade etmesini istiyoruz. Yani amacımız bu. O yüzden adak olabilir, akika olabilir, kurban olabilir, şükür kurbanı olabilir. Bu gibi kurbanlarınızı gerçekten canı gönülden kestirebileceğiniz bir kurum Fatih Medreseleri. Güvenilir, gerçekten dürüst. Kurbanlarınızı vaktinde, saatinde kesip size videolarını, resimlerini ulaştırarak oradaki fakirlerin nasıl istifade ettiklerini gösterebiliyor. Elhamdülillah diyelim buna. Şimdi o yüzden kurbanın üzerine biz duruyoruz. Neden? Kurban Bayramı geliyor çünkü. Kurban Bayramı'nda mutlaka
o hanelere, o çocukların evlerine bir lokmada et olsa götürmek istiyoruz. Bu çok önemli. O yüzden bir de adak konusuna da değinelim. Bir Müslüman Allah'a bir şeyi adadığı zaman Allah katında sorumludur. Bunu yerine getirmekle mükelleftir. Yani ben şu işim olursa kurban adıyorum dediyse ve o işi yerine geldiyse artık sorumludur. Allah ondan o adağını yerine getirmesini bekleyecek, bekliyor. Adak eti öyle bir şey ki, öyle bir farklı bir ibadet ki, sen onun etinden, sütünden, derisinden hiçbir şeyinden istifade edemeyeceksin. Kendin yiyemiyorsun, çocuğuna yediremiyorsun, torununa yediremiyorsun, hanımına yediremiyorsun, aile efradına yediremiyorsun. Adak böyle bir şey. Tamamen alacaksın, dağıtacaksın. Şimdi bu gerçekten bugün yani uğraşması zor bir şey. Gideceksin, kurban bulacaksın, kestireceksin, parçalayacaksın, kapı kapı dolanıp yani dağıtacaksın veya bir yardım kuruluşu arayacaksın vesaire vesaire. İşte adaklarımızı gerçekten biz de kendimiz de yani böyle yapıyoruz yani. Yaptığımız bir şeyi anlatıyoruz. Adaklarımızı gerçekten en güzel biçimde yerine getirebileceğimiz bir ortam. O yüzden adak kurbanlarımız hususunda ve Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber de kurbanlarımızı normal hissemize düşen kurbanlarımızı kesebileceğimiz bir ortam var inşallah. Rabbim gerçekten ilgi göstermeyi hem bizlere hem izleyenlerimize nasibi müessere eylesin diyelim. İnşallah kıymetli hocam. Bir de bu izlemiş olduğumuz bu elbise dağıtımıyla alakalı Ahmet hocamız, Mustafa hocamız Allah razı olsun buradan kalktılar. Uganda'ya gittiler, Kamerun'a gittiler. Sadullah hocamız, Mesut hocamız, Şeker hocamız buradan Arakanlara gittiler. Oralarda hep aynı sıkıntı. Yiyecek, içecek, ondan sonra kıyafet gibi barınma yeri hep aynı sıkıntılar. Su. Elbise dağıtımını gördünüz. Yani teşekkür ediyorlar. Türkiye'ye dua ediyorlar. Türkiye diyorlar. Bakın burası çok önemli. Ahmet'e teşekkür ederim, Mehmet'e teşekkür ederim demiyorlar. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz diyorlar. Bütün mazlumlar Türkiye'ye teşekkür ediyor. Neden? İşte bu yardımlarımız sayesinde. Bu peygamberimizin de yapmış olduğu bir şeydi. Peygamberimiz imanı az olan bir kimselere hep böyle yardımlar yapardı, onları İslam'a ısındırırdı. Biz bu insanlara yardımlarımızı ulaştıra ulaştıra onlar artık İslam'ın kalesi, lideri olarak Türkiye'yi görüyorlar. Mazlumların yurdu Türkiye, bir şey olursa Türkiye var arkamızda diyorlar. Bunu neye borçluyuz biz? İşte bu insanlarımızın, vatandaşlarımızın yaptığı bu değerli yardımlara borçluyuz. O yüzden biz diyoruz 5 liradan ne olur deme, 3 liradan ne olur deme, 50 lira 100 liradan bir kurbandan ne olur deme. O öyle bir yere gidiyor ki o Müslüman seni İslam lideri olarak kabul ediyor. Sen onların lideri oluyorsun. Neyle sağlıyorsun bunu? Bir adakla, bir yardımla, bir kumanyayla sağlıyorsun. Evet. O sebepten dolayı biz ciddi bir şekilde teşvik ediyoruz. Rabbim gerçekten oralara yardım ulaştırabilmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Amin hocam. Çok teşekkür ederiz programımıza teşrifinizden dolayı. Rabbim sizlerden de razı olsun diyelim. Amin. Evet kıymetli izleyenler, şöyle toparlayacak olursak, Kurban Bayramı'nda inşallah Fatih Medreseleri Vakfı olarak sizlerin kurbanlarınızı vekalet yoluyla, videolarıyla, resimleriyle inşallah Afrika'da, Uganda ülkesinde ve Kamerun ülkesinde 18 Ağustos'ta hocalarımız gidecekler. Orada kesecekler, videolarıyla, resimleriyle sizlere bayramın birinci günü, ikinci günü tabii ki ilk gönderenlere daha önce gelecek. Bu arada şu şekilde düşünenler olabilir. Yani daha kurbana işte 40 gün var, yarım bir ay var gibi düşünenler olabilir. Bu konuda eğer kararımızı verdiysek aceleci davranalım ki gerçekten sizler de bu hususta sıkıntı yaşamadan kurbanlarınızı, ibadetlerinizi
bizler vasıtasıyla, vakfımız vasıtasıyla, hocalarımızın aracılığıyla inşallah güzel bir şekilde yerine ulaştırabilirsiniz. Bir kurban bedeli, bir hisse bedeli 575 TL kıymetli izleyenler. Yani buradan gerçekten mesela bir evde iki kurban kesilmesi durumu olabiliyor. Hem erkeğin hem de hanımının kurban kesilmesi durumu olabiliyor mesela. İki kurban vacip oluyor. Yani hiç yoktan bir tanesini mutlaka mutlaka Müslüman kardeşlerimize, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıralım. Onlara, yani hayatında hiç et görmeyen kardeşlerimiz var. Onlara ulaştıralım ki onlar da inşallah faydalanmış olsunlar. Hem de sizlerin kurbanınız yerine güzel bir şekilde ulaşmış olsun diyelim. Bunun yanı sıra yine inşallah oradaki yetim, özellikle yetim ve öksüz yavrulara da bayramlık elbise, kıyafet hediyelerimiz olacak. Bu konuda da duyarsız kalmazsanız gerçekten çok memnun oluruz. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizler bu zamana kadar vakfımıza, dolayısıyla Müslümanlara, kardeşlerimize sahip çıktınız. Rabbim de sizlere hem dünyada hem ahirette sahip çıksın diyelim inşallah. Rabbim şimdiden yaptığınız, yapacağınız yardımlarınızı, hayırlarınızı, amellerinizi kabul eylesin. Biz programımızın sonuna geldik. Programımızdan sonra da numaralar ekranlarda olacak. İnşallah oradan vakfımızın yetkili arkadaşlarına ulaşarak detaylı bilgiler alabilirsiniz kıymetli izleyenler. Bir sonraki programımızda buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.